Mevsim yaz, tatil zamanı ve tatilin kabusa dönmemesi için öneminizi almadan lütfen evinizden ayrılmayın. Çünkü birileri siz yokken evinizi gözlüyor olabilir ki daha önce pek çok kez örneğini gördük. Konum takip edenler bile var. Peki ne yapabilirsiniz bunun önüne geçebilmek için? Aslında çok basit tedbirlerle hırsızları evlerden uzak tutmak mümkün. en güzel önlem evde kedinizi ve eşinizi bırakıyorsunuz. Siz tatil hazırlığı yaparken hırsızlar da sizin evinizi soyma hazırlığı yapıyor olabilir. Öncelikle mutlaka kapıların kilitlerini sonuna kadar kilitlemeli insanlar giderken. Tatile gittiniz kafanız karma karışık çünkü aklınız kapınızda aklınız evinizde. Acaba hırsız girdi mi girecek mi? İşte bunun için alınması gereken önlemler var. Önlemlerin başında kapılar geliyor. Kapılar çok güçlü olacak ve mutlaka ama mutlaka kilitleyeceğiz. Çünkü bir yetmez, iki yetmez, üç yetmez. Ne kadar çevirebiliyorsanız, ne kadar kilitleyebiliyorsanız, sonuna kadar kilitleyeceksiniz. Ondan sonra rahat edeceksiniz. Güvenli kapı nasıl olur? Güvenli kapı başlangıç olarak ilk önce kapının üzerindeki kilit sisteminin iyi olmasıyla başlamaktadır. Burada görmüş olduğunuz gibi kilit sistemleri. Tam olarak kapıda kaç tur kitleme gerekiyorsa onu kitlenmesinde fayda vardır. Kapının güvenliğini tam olarak sağlamak lazım. Aklınıza geliyordu tatile giden insan niye camı açık bıraksın diye. Ama yapılıyor. Sebebi uzun süre tatildeyken ev havalansın diye. Ama cam böyle açıkken hırsızların adeta iştahını kabartıyorsunuz. Evi kitleyip gidiyoruz ama bir önlemimiz yok yani öyle. Aşırı bir önlemimiz yok. Artışan kalmış bir şey. Hırsızlar en çok alçak katları seviyor. Çünkü neden? Çıkmak kolay, inmek de kolay ama... Bunun da önlemi var. Ne yapabiliriz? İşte bu dairede olduğu gibi camlara parmaklık yaptırılabilir. Hırsızlar için nasıl bir kapı bulunmaz nimettir. Zayıf saç kalınlığından kapıdır. Kilitlenmemiş kapı modelidir. Tek tur kilitlenmiş kapıdır. Çekip kapatılmış kapılardır. Perdeyi hafiften böyle yarım bırakarak hani içeride bir kişi olduğuna dair bir izlenim bırakmayı seviyorum. Hata biraz da bizde. Tatile gideceğimiz günü söylüyoruz. Gideceğimiz yeri söylüyoruz. Ne kadar kalacağımızı da söylüyoruz. Tabii hırsız buradan takip ediyor. Bir ay evde yok. Evini biliyorum. Bir ay sonra gelecek ve bir ayda da ne yapacaksa Yapacak. Sosyal medyada konum paylaşıyor musunuz? Kesinlikle Tartiller. hayır. Neden? Kesinlikle hayır. Ee, kötü insanlara kötü örnek olabiliriz. Sizler sosyal medyayı takip ediyor mu sizce? İlla Artık öyle bir devirde yaşıyoruz ki herkesin konumu açık. Tatile giderken herkes evini kontrol etsin, kapıları da sıkı kilitlesin.